Vallahi ticaret nasıl bir şey biliyor musun? Aynı bildiğim bir yemek tarifi gibi. Tarife uyduğun zaman o yemeği nasıl lezzetli hale getiriyorsan, birebir tarife uyduğunda birebir lezzetli olan o yemek ortaya çıkıyorsa, ticarette de bu böyledir. Hangi sektörde, hangi işi yapacaksan bir tarifi vardır. O tarife uyduğun zaman başarılı olmama şansın çok düşüktür. Tabii ki nasip kısmet de var. Zaten nasibinde kısmetinde yoksa o tarife uyamıyorsun. Bir yerlerde daha en başında hata yapıyorsun. O tarife uyabiliyorsan nasibinde kısmetinde de var demektir. Bugün sizlerle birlikte nasıl sizi zengin edecek bir tekel büfe açabilirsiniz? Bu videoda bunu konuşacağız. Her şeyden önce dükkanın konumu, her şeyden ama her şeyden önce dükkanın konumu önemli. Hani nasibinde kısmetinde var diyoruz ya, yoksa zaten bu tarife uyamayacaksın. Nasibinde yoksa zaten en başta bir kere yanlış konumda dükkanı açıyorsun, tutuyorsun. Dükkanı açtıktan sonra da yanlış yerde açtığını birkaç ay sonra anlıyorsun, artık ondan sonra başlıyorsun. Ya nasip ya kısmet, ha oturdu ha oturacak, bir sene daha devam ettireyim, 2 sene daha devam ettireyim. Bu süre zarfında da zaten işten soğuyorsun, olacak olan iş bile bir yerden sonra olmamaya başlıyor. O yüzden doğru yerde dükkan açmak çok önemli. Dükkanı tutacağınız zaman sağınızda, solunuzda BİM, A101, Şok veya işte yerel büyük market var mı yok mu? Bunları kıstas almayın. Bu videoda bunlarla işimiz yok. Başarılı bir tekel büfe açarken çevrenizde hangi rakip dükkanların olmaması gerektiğini bu videoda birlikte ayrıntılı bir şekilde bugüne kadar kanala attığım bütün tekel büfe dükkan açma videolarından çok daha ayrıntılı bir şekilde birlikte konuşacağız. Çevrenizde BİM'in olması size dezavantaj değil, avantajdır. Bunun gibi diğer gıda marketlerinin olması size avantaj olacak. Tütüncü dükkanı olmamasına dikkat edin. Çok yakında başka bir tekel büfe olmamasına dikkat edin. Çok yakında başka bir tekel büfe varsa o dükkanı tutmadan önce o tekel büfeyi gözlemleyin. Varsa ortak tanıdıklarınız, o tekel büfenin işletmeciliği hakkında bilgi alın. Eğer ki o tekel büfe başarısız bir işletme ise bu da sizin avantajınıza. O tekelin yakınına dükkan açabilirsiniz tekel büfe sektöründe. Onun müşterileri muhtemelen açtığınız gibi size gelecektir. Her sektörde olduğu gibi tekel büfe sektöründe de 4 tane tekel büfenin ortasına 5.'yi açın. Mutlaka ve mutlaka o 4 tekel büfenin müşterisi ilk defa, bir defa size gelip alışveriş yapacaktır. Sizi gözlemlemek adına, size not vermek adına bir defa dükkanınıza gelecektir. O yüzden birazdan anlatacaklarım çok önemli. Doğru yerde dükkan önce tütüncü olmayacak ve başarılı tekel büfe yakınlarınızda olmayacak. Varsa da muhitiniz, semtiniz çok hareketliyse, hacim yüksekse evet ikinci, en fazla üçüncü olarak aynı bölgede tekel büfe açın. Çok hareketli bir yerde bile olsa üçten fazla bir tekel büfe o bölgede varsa o toplara girmeyin. Çok başarılı olsanız bile ticarette, dükkancılık ticaretlerinde para yabancı müşteriden kazanılır. Yani yabancı müşteri de orada sayı olarak sen 4 tane olduğun için o yabancı müşterinin senin dükkanına gelme olasılığı %25 olacak. Eğer 2 tane olsaydın o yabancı müşterinin senin dükkanına gelme olasılığı %50 olacaktı. Bilinen yanlışlardan bir tanesi, sabit müşteri dükkancılıkta para kazandırır gibi bir bilinen yanlış var bilinçaltlarında. Öyle değil arkadaşlar. Yabancı müşteriden para kazanılır. Özellikle tekel büfe işinde katiyen yabancı müşteriden para kazanılır. Bunun ayrıntılarına vakit kalırsa videonun sonlarına doğru tekrar değiniriz. Birkaç tane önemli maddemiz var. Bunlar üzerine hemen hızlıca konuşmaya başlayalım. Buradaki hacime göre benim burada tekel büfe açmam bana ekmek yedirir dediğiniz zaman o dükkan doğru konumdadır. Doğru konumdaki dükkanı açtıktan sonra, tuttuktan sonra, özür diliyorum, daha işin başındayız. Hiçbir şeyden kaçınmayacaksınız. Tavandan zemine kadar, aydınlatmadan raflarınızın ahşapsa ahşap kalitesi, metalse metal kalitesine kadar cimrilik yapmadan uzun bir ömür boyunca o dükkanı işletecek ve bir daha tadilat istemeyecek şekilde malzemelerinizi, dekorunuzu yapmak zorundasınız. Bu size çok büyük prestij katacaktır arkadaşlar. Yerde beton,
Ahşaplar neredeyse çürümeye yaklaşmış bir dükkanda müşterinizin bonkör olmasını bekleyemezsiniz. Müşterinizden bonkörlük bekliyorsanız ona bir hizmet sunmanız lazım. Görsel şov sunmanız lazım. Ürün çeşitliliği sunmanız lazım. İçeri girdiği zaman prestijli bir yere girdiğini müşteri hissetmesi lazım. Bastığı kalebodurdan aydınlatan ışığa kadar, spot ışıklara kadar prestijli bir dükkanda olduğunu hissetmesi lazım müşterinin. O yüzden dükkanı tuttuktan sonra dekorasyon, tadilat süreci çok önemli. Buraya sermayenizin yeteceğinden emin olun. Öyle bu işe girin. Sonrasında kepenki, alarm sistemi, barkod sistemi, bunlardan kesinlikle ve kesinlikle feragat etmeyin. Hepsini istisnasız bağlatın. Alarm sistemine kadar. Gerekirse bir kamera değil, iki güvenlik kamerası. İki değil, imkanın varsa üç güvenlik kamerası. Bunlar hem senin güvenliğini sağlayacak hem de prestij katacak sana. Dediğim gibi küçük ayrıntılar müşteriye çok uzun vadeli yatırım yapmak demek. Doğru tadilatı da yaptın. Bir şeyden kısmadın. Zaten artık barkod sisteminin gerekliliğini falan konuşmuyoruz. Birazdan çok önemli muhasebe başlığı attım, muhasebe notu aldım bir yere geleceğiz. Standart bir tekel büfe açmaktan bahsetmiyoruz bu videoda arkadaşlar. Sizi zengin edecek bir tekel büfe açmaktan bahsediyoruz. Evet, şubeleşmeye gitmeden tek bir dükkanla sizi zenginlik yerine kadar göreceli bir kavramda olsa sizi zengin edecek bir tekel büfeden bahsediyoruz. O yüzden senin kepenk taktırmaman mümkün değil. Alarm sistemi taktırmaman mümkün değil. Kamera sistemi taktırmaman mümkün değil. Barkod okuyucu satış yaparken kullanacağım bir sistem kurmaman mümkün değil ki bunun önemine birazdan muhasebe başlığında geleceğiz. Dekorumuzu da yaptık. Masraftan da kaçınmadık. Sıra geldi sana yatırım yapmaya. Senin nasıl dükkanın önünde bir tabela varsa ve oraya bir isim verdiysen ve o dükkana şu ana kadar bir prestij katmaya çalıştıysak senin de kendi şahsının bir markası var. Adın soyadın. Ve sana da bir prestij lazım. Ya ben tekel büfeyim, banka memuru değilim. Ben zaten rahat etmek için, kendi işimi yapmak için bu dükkanı açtım. Dediğin an işte sen bu zengin edecek tekel büfe başlığının altına giremezsin. Senin o banka çalışanı değil, banka müdüründen daha prestijli olman lazım. Her ne kadar kendi işinse dükkanı kapattığın zaman o konforu yaşayacaksın. Mesai saatleri içerisinde o bankanın personeli değil, o bankanın müdüründen daha prestijli, daha disiplinli ve daha kurallarına uyan, kendi prensipleri doğrultusunda ticaret yapan bir adam olman lazım. Böyle yaparsan anca zengin edecek tekel büfeye sahip olabilirsin. Saatinden giydiğin gömleğe kadar, ayakkabından saç sakal tıraşına kadar senin aynı bir banka müdürü imtiyazıyla, banka müdürü özeniyle o dükkanı o şekilde işletmen lazım. Buraya kadar saydıklarımı yap, başarılı olmama şansın yok. Aynı videonun başında söylediğimiz gibi bir yemeğin tarifini usulen harf harfine yaptığın zaman o yemekten yine aynı lezzetli bir yemek çıkmaması mümkün değil. Tarif ortada. Kendine de prestij kattın. Sıra geldi. Reyonlarını, raflarını doldurmaya, ne satacağına karar vermeye. Tekel büfenin bir kere olmazsa olmazları belli. Bunların üzerine çok konuşmayalım. Alkol çeşitlerin, şarap bira çeşitlerin, ağır alkol çeşitlerin, viski, vodka. Bunun yanına sigara çeşitleri, sigaraya ek olarak puro çeşitlerin, mümkünse bulundurabilirsin artık sigara firmaları da yarım kiloluk, bir kiloluk bandrollü tütünler satıyorlar. Bunlardan da yine soran olursa diye bulundurabiliriz. Onun haricinde yine Etin'in, Ülker'in, Doritos'un, Tadım'ın ürünlerini dükkanına koydun. Coca-Cola ile anlaştın, su firmanla anlaştın. Bunları da koydun. Buraya kadar zaten herkesin yaptığı şeyler. Şimdi senin onların önüne geçmen lazım. Çünkü sana seni zengin edecek bir dükkan lazım. Zengin edecek bir tekel büfe açıyoruz. Bir, mutlaka ve mutlaka
Bir şarküteri tezgahın olması lazım. Öyle bazı girdiğiniz mahalle bakkalı gibi olan marketlerdeki kendin al şarküteri dolabından bahsetmiyorum. Tekel büfede kasanın yanında sadece kasanın arkasından ürün alınıp verilen bir meze dolabı gibi dolabın olması lazım. Pastırmanı, kaşarını kendin kesip tartarak vermen lazım. Bunun önemi çok büyük. Bir, bu sana karlılık olarak çok büyük geri dönecek. İki, seni rakiplerinden 3 adım öne çıkartacak müşteri kapma konusunda. Yani o akşam alışveriş yapacak olan bir müşteri, genelde alkol içenler bilirler arkadaşlar. Alkol sadece alkol değildir. Kültür sadece alkol değildir. Burada çok fazla bu videoda alkol reklamı yapar gibi de konuşmak istemiyorum ama bu konu da önemli. Sadece alkolün kalitesi önemli değildir. Kaldı ki alacakları alkolün kalitesi ve markası her yerde aynı. Fiyatı da her yerde aynı. Yani senin rakipten o müşteriyi alabilmen için alkol kullananların önem verdiği diğer kültür olan meze kültürüne ağırlık vermen lazım. Burada fark yaratacaksın. Mezede fiyat her yerde aynı değil. Kaldı ki çoğu tekel büfede meze bulamazsın. Bulsan bile hazır paketli vakumlu haydarisi, Amerikan salatası, salatalık turşusu, zeytini bunlar. Eski kaşarı paketli. Ama sen o şarküteri dolabını açıp kaliteli pastırmanı, kaliteli eski kaşarını ve mümkünse yine çeşit olsun diye o vakumlu meze çeşitlerini, zeytinini, peynirini o şarküteri dolabında müşterine sergileyip sergiledikten sonra da o müşterini memnun ettikten sonra artık o müşteriyi kaçırma şansın yok. Buraya kadar olanları uyguladın ama. Ve bu şarküteri dolabından sonra dükkanın şarküteri haricinde diğer reyonlarında, kasa önünde bu bilindik sürümlü satılan ürünlerin haricinde kar marjı yüksek ürünler satman lazım. Rakı bar da buna bir örnek olabilir arkadaşlar. Mesela tekel büfelerde rakı bardağının satılmaması çok ilginç bir bilgidir. Alışveriş yaptığınız birden fazla tekel büfe varsa test amaçlı bunu sorabilirsiniz. Kaldı ki zaten bu işi yapmayı niyetleniyorsanız tanıdığınız olmasına da gerek yok. Bilgi olsun, tecrübe olsun, gözlem olsun diye çıkıp şehrinizdeki tekel büfelere birer tane gofret almak için girip şöyle bir bilgi depolamanız lazım. Hem görsel hem iletişim olarak. Bunu yaparsanız gezdiğiniz tekel büfelere rakı bardağı sorun. Muhtemelen 10 tekel büfenin 8'i size rakı bardağı olmadığını söyleyecek. Rakı bardağı 1'e 10 satabileceğiniz bir ürün. 1 liraya alıp 10 liraya satabileceğiniz bir ürün. Bu sadece bir örnek. Şu anki konumuz senin klasik olması gereken ürünlerinin yanında sana çok para kazandıracak kar marjı yüksek ürünleri nasıl dükkanına adapte edersin? Dedik ya dükkanı tutarken çevrede market olup olmadığı seni ilgilendirmeyecek diye. Tuz ruhu, makarna, şeker tabii ki yine bulundur birer ikişer parça. Müşterini mağdur etmemek adına, para kazanmak adına değil. Bunlara yoğunlaşmayacaksın. Senin yoğunlaşacağın şey örnek rakı bardağı. 10 paket şeker sattığında bir tane rakı bardağı karını anca yaparsın. Kimse de bir tane rakı bardağı almaz. En az alan 2 adet rakı bardağı alır. 2 adet rakı bardağı günde bir çift rakı bardağı sattığın zaman 20 paket şeker satman lazım ki aynı kârı yap. Kaldı ki şeker her yerde var. Adam sana bir daha şeker için geri gelmez. Markette daha da ucuz. Ama rakı bardağının sende olduğunu onun bilinçaltı yazacak. Ve belki bir muhabbette senin reklamını yapacak. Helal olsun işte bardaksız yakalanmıştık. Adamda bardak bile vardı diye ücretsiz bir şekilde senin reklamını yapacak. Belki de adam aynı pozisyona bir daha düşecek. Bu sefer otomatikman senin dükkanına gelecek. Rakı bardağını satman hem para olarak, kâr marjı olarak sana artı getirdi, hem de reklam olarak, hem de müşterinin geri dönüşümü olarak sana artı getirdi. Bunun yanında mümkünse çok abartmadan kozmetik ve hediyelik ürünleri de bulunduracaksın. İnsanlar genelde eşi, dostu, arkadaşı, misafiri geldiği zaman tekel büfe gibi yerlerde güzel para harcamak için çıkarlar. Ve öyle zamanlarda misafiri usulden de olsa, öylesine de olsa bir şeye gözünü attığında, bir şeye elini attığında onu misafir eden insan
Hemen onu almak ister. Fiyatını bile sormaz. Sonuçta misafirin ağırladığı için misafiri öylesine düşünün, kasanızın sağına soluna ufak bir bölgeye 6 paket çakmak, tesbih, saat kombinli hediye kutusu koydunuz. Bir sıra aşağı doğru 6 paket farklı modellerde dizdiniz. Dediğim gibi dükkana müşteri geldi. İki kişi, bay bayan olabilir, bayan bayan olabilir, bay bay olabilir. Misafir olan alışverişi ödeyeni beklerken orada dikkatini çektiği için "Aa, bu ne güzelmiş" diye öylesine laf olsun diye o saate veya çakmağa veya tespihe dokundu. O misafiri ağırlayan kişi parayı öderken hemen alır, bunu da ekler. Racon böyledir. Çünkü o artık orada misafir ağırlama modunda. Üçün beşin hesabını, muhasebesini yapma modunda değil. Ekmek alıp eve giderken ki kafada değil o şu an. O zaten para harcama moduna girmiş. Ama senin işte para kazanma moduna girmen lazım. O zaten para harcama modunda. Sen zengin olacağım diye açtın o dükkanda. O para kazanma modunu oluşturmazsan, hani şans önceden hazırlığın meyvesidir diyoruz ya. Sen önceden o hazırlığı yapmazsan, sana şans ayağına da gelse, sen bir şey ekmedin ki meyvesi çıksın da yiyesin. Klasik olmazsa olmaz ürünlerinin yanına bu şekilde kâr marjı yüksek olan ürünlerini de bulunduracaksın. Her malın bir alıcısı vardır. Ve bazı malları reyona koymana bile gerek yok. Tezgahın altına koy, git arkada depona koy, gene o mal satar. Çeşitlilik de buradan önemlidir. Mesela tuz ruğuna falan yoğunlaşma, makarnaya yoğunlaşma dedim ya. Yoğunlaşma dedim sadece, satma demedim. Sana tekel büfe olmana rağmen tuz ruhu var mı diye soran da olacak. İskambil kağıdı var mı diye soran da olacak. Okey takımı var mı diye soran da olacak. Bunları rafına bile koymak zorunda değilsin. Tezgahının altından satarsın. Ayda birer tane sat bunlardan. Bir okey takımını 120 liraya alıp 350 liraya satabilirsin. Bir tane sat ayda. 150'ye al, 300'e sat. 150 lira para kazandırdı. Keşke dükkanındaki her kalem ürün sana günlük 100, aylık 150 lira para kazandırsa. Tekel büfelerde 10 bin kalem mal var. Hepsi aylık. Adet başına 150'şer lira kazandırsa kalem başına. Zaten para altındasın. Ama o sürümlü satılanların o kadar para kazandırma şansı yok. Çünkü kâr marjları düşük. Dediğim gibi klasik koşan sürümlü ürünlerin yanına kâr marjı yüksek ürünleri dolduracaksın. İstersen merdivenin altına koy, istersen depona koy, istersen masanın altına koy. İstersen arabanda tut. Getiriyorum, bitmişti, yeni aldık, yeni tedarik ettik. Arabada daha malı indirmedik de arabadan getir, gene satarsın. Yeter ki o şans kapına geldiği zaman senin ektiğin tohumların olsun. Meyve yemen lazım. Anca o zaman zengin eden tekel büfe sahibi olursun. Yoksa onun haricinde ayakta kalmaya çalışan, batmamaya çalışan, kirasını, elektriğini ödemeye çalışan bir tekel büfe olur kalırsın. Bu da bir yere kadar gider. Bir yerde patlar lastik, ya devredersin ya da kuru kuru kapatırsın. Tekel büfe kapatmış, mağdur olmuş eski bir tekel büfeci olarak bunları söylüyorum. Kendim bildim bileli de ticaretin içerisinde olmuş, ticari insan psikolojisinin göbeğinde yetişmiş bir insan olarak sana bunları anlatıyorum. Ve iddialıyım da. Bu dediklerimi bu şekilde yaptıktan sonra o yemeğin lezzetli olmama şansı yok. Bu bir tarif. Tekel büfenin tarifi budur arkadaşlar. Ama devamı da var. Son 1-2 madde kaldı. Buraya kadar her şeyi doğru yapsan da zengin olmak sadece para kazanmakla olmuyor. O yüzden bu son maddemiz çok önemli. Son iki maddemiz var ama muhasebe kısmına geldik, muhasebe. Bu muhasebe kısmı seni zengin yapacak. Çok para kazanan zengin olacak diye bir şey yok. Muhasebe kısmını doğru yapamazsan, çok para kazansan da zengin olamazsın. Evet, çok para kazanırsın ama çok para kazanan zengin olacak diye bir kaide yok. Muhasebe kısmı şudur arkadaşlar. O gün bittiğinde kendi muhasebeni yapacaksın. Günlük, haftalık, aylık. Evet, senin bir muhasebecin olacak. Alış faturaların, satış fişlerin, ödemen gereken vergileri hesaplayan. Ama o senin dükkanının muhasebesini tutuyor.
Sen kendi muhasebeni tutacaksın. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Seneye böyle giderse nerede olur? Veya kafanızda bu soru işaretlerini çeşitlendirebilirsiniz. Bugün bitti, kasanda 22 bin lira para var. Bu 22 bin lira paranın kaçı kar? Evet, bugün tekel büfecilere sorduğunuz zaman herkes diyor ki ya %10 kar marjıyla çalışıyor. Ya %10. Tamam da %10 ile %15 arasında çok büyük fark var. %20 ile çalışıyorum diyen de var. Tamam, %20 kar marjında çalışıyorsun da her gün %20'yi nasıl tutturabiliyorsun? Her gün değişir bu. Bunun da formülü tabii ki barkod sisteminden geçiyor. Gün sonu geldiğinde yüzde kaç karla çalışmışsın? 22 bin lira kasanda toplanan paranın tamı tamına, kuruşu kuruşuna ne kadarı kar? Bunu net bir şekilde sana gösteriyor. Ne kadarı kar? 4.700 lirası. Masraflarını biliyorsun. Kiran ne kadarsa bölü 30, günlük kira bedelin 4.700'ün altına yazarsın. Elektriğin ne kadar geliyor? 2.500-3.000 lira bölü 30, günlük elektrik masrafını yazarsın. Ödediğin aidat şu bu varsa bölü 30 yazarsın. Bugün ne yemek yedin? İskender. Kaç para ödedin? 250 lira. Ya 4.700 lira günlük kar yapıyorsan yarın arkadaşına da İskender söyle. 2 tane 250 lira, 500 lira günlük yemek parası yaz. Akşam da 2 tane daha söyle, günlük 1.000 lira yemek parası yaz. Yeter ki ne kazandığını bil, ona göre harcarken motivasyonun kaybolmaz. Bazıları kazanırken motivasyonunu kaybediyor ve daha çok kazanacakken, daha çok başarılı olacakken o motivasyonsuzluk yüzünden bu 20 dakikadır saydığımız kuralları uygulayamıyor. Başarıya doğru giderken uygulayamıyor. Çünkü nerede olduğunu bilmiyor aslında artıda. Ama masrafların büyüklüğü, çoğunluğu, fazlalığı onu küstürüyor. Zannediyor ki zararda değilsin. 4.700'ün altına bütün masraflarını yaz. En altta eşittiri koy. Bugün brüt 4.700 lira kardan sonra net 1.200 lira kalmış sana. Bu seni zengin eder. Tasarruf yapınca 1.200'ü 1.500'e çıkartabilirsin. Performansını arttırınca da yine 1.200'ü tasarruf yapmasan da 1.500'e çıkartabilirsin. Kaldı ki bu sistem işlemeye devam ettikçe senin günlük 1.200 lira para kazanmanın yanında senin dükkanın da her gün değer kazanmaya başlıyor. Yarın devredeceğim desen bugün 50 bin lira isteyecekken yarın 70 bin lira istiyorsun. Öbür gün 150 bin lira istiyorsun. Senin rafındaki mal bugün 50 bin lira yaparken enflasyondan dolayı yarın 70 bin lira yapacak. Aynı adette mal bile olsa öbür gün 90 bin lira yapacak. Ondan sonraki gün 120 bin lira yapacak. Sen günlük 1.200 kazanmaya devam ediyorsun ama dükkanının değeri de artmaya bir yandan devam ediyor. Geldik işin son kısmına. Para kazandıkça, hani buradaki en baştaki başlığımız standart bir tekel büfe değil, zengin edecek bir tekel büfeydi ya. Para kazandıkça yapman gereken şey kendi sektörünün dışına çıkmamak. Ya falanca yerde bir arsa varmış. Ya şuraya da bir tane emlakçı açayım. Ya şuraya da bir tane şunu açayım. Sektörünün dışına çıkma. Yatırım yapmaya kenarda paran mı birikti? Dükkanına yatır. Dükkanına yeterli yatırım yaptın mı? Daha bir şey gerekmiyor mu? Git. Aynı bölgede kontrol edebileceğin yakın bölgede bir tekel büfe daha aç. Veya rakibin olan bir tekel büfeyi git satın al. Kendi sektörünün dışına çıkma. Kazandığın parayı yine sektöre harca. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoları veya sektör araştırmalarını istiyorsanız kuruyemişçi dükkanında son zamanlarda çok fazla talep var. Tütüncü dükkanı hakkında konuşalım diyen arkadaşlarımız çok fazla sayıda. Video yorumlarında bunları bana belirtirseniz sevinirim. Bu videodan bir şeyler öğrenen arkadaşlardan da en azından bir like tuşunu istiyorum. Sadece tekel büfe için değil, dükkan açmakla ilgili arada ufak tefek ayrıntılar değişse de bunlar temel olmazsa olmazlardır. Başarının olmazsa olmaz tariflerindendir. Sizin kendi yeteneklerinizle, kendi bilinçaltındaki bilgilerinizle bu tarifte çok bir şey anlatmadım ama garanti başarı tarifidir bu. Bir de siz kendi yeteneklerinizle, kendi bilgilerinizle buna ek birkaç bir şey monte ettiğinizde sizi zengin edecek bir tekel büfeye sahip olursunuz.
Herkesin çarşısı pazar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.